Gelelim Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun 1950 ve 1980 arası panoramasına. 1950 sonrasında tiyatro teknik açıdan oldukça ilerledi. Tiyatroda işlenen konular çeşitlendi. Sahne tekniği bir hayli gelişti ve dil açısından oldukça yalın bir dile erişildi. Bireysel ve toplumsal konuların işlendiği bu dönemde yurt sorunları, kadının toplum yaşamındaki yeri, köy, töre, kuşak çatışması veya nesil çatışmaları, değer yargıları ve değer yargılarındaki değişimler tematik olarak yoğunlaşmaktadır. Bu dönemde eğitim sorunlarının da ön plana çıktığını görürüz. Kuşaklar arası çatışmalar, kentli köylü çatışması, imam öğretmen çatışması, kadın erkek çatışması, imam veya muhtar öğretmen çatışmaları sıkça işlenen konulardır. Önemlidir dikkat. Keşanlı Ali Destanı daha önce de söyledim. Haldun Taner tarafından yazılan edebiyatımızdaki ilk epik tiyatro örneğidir. Bunu mutlaka bilin. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Demokrat Parti dönemine kadarki süreçleri yalın bir dille ve eleştirel bir bakışla ele alan gülmece tarzında bir eserdir Haldun Taner'in bu epik tiyatrosu. Cumhuriyet döneminin önemli tiyatro yazarlarından Haldun Taner'le başlayalım. Haldun Taner kimdir? Haldun Taner öykü ve oyun yazarıdır. Eserlerinde çağının sorunlarını ortaya koydu. Eser kişilerinden hareketle çözümlemeler veya çözümler sundu. Epik tiyatronun kabare tiyatrosunun bizdeki öncüsüdür. Eserlerinde entrikalı, sürprizli, güldürücü olaylara çokça yer vermiştir. İzleyenlere yer yer bilgi de aktarmıştır. Ansiklopedik bir yanı da bulunmaktadır. Bu anlamda bir tür Ahmet Mithat etkisinden söz etmek mümkündür, en azından zihinsel olarak. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile birlikte Deve Kuşu Kabaresi'ni veya Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurdu. Bu yine deneme sınavlarında, soru bankalarında çokça sorulur. Kabare Tiyatrosu veya Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucusu Haldun Taner'dir. Tiyatroları, Günün Adamı, Dışarıdakiler, Huzur Çıkmazı, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım. Bunlardan özellikle Keşanlı Ali Destanı'nı, Gözlerimi Kaparım ve Vazifemi Yaparım'ı lütfen bilin. Özellikle Gözlerimi Kaparım ve Vazifemi Yaparım Büyük Türk tiyatrocusu Nejat Uygur tarafından da pek çok kere sahnelenmiş kıymetli bir eserdir. Refik Erduran. Modern tiyatronun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri olan Refik Erduran, Cumhuriyet döneminde mutlaka bilinmesi gereken isimlerden biridir. Tiyatro eserleriyle tanınır. Tiyatro eleştirisi, fıkra, roman türünde de eserler vermiş velut bir yazardır. Tiyatroları içinde Cengiz Han'ın Bisikleti, Karayar Köprüsü, bunu yapan iki kişi ve Canavar Cafer önemlidir. Bunların içinde Cengiz Han'ın Bisikleti, Karayar Köprüsü ve Canavar Cafer çokça sorulmaktadır. Ama en çok sorulan Cengiz Han'ın Bisikleti ve Karayar Köprüsü'dür. Turgut Özakman, şu Çılgın Türkler isimli romanıyla bildiğiniz Turgut Özakman yine Cumhuriyet döneminin velut yazarlarındandır. Tiyatro, roman, araştırma, inceleme pek çok alanda eser vermiştir. Eserlerinde çoğunlukla Türk tarihinin çeşitli evrelerini ele almıştır. Tiyatroları Pembe Evin Kaderi, Ben Mimar Sinan, Ah Şu Gençlerdir. Orhan Esena. Edebiyatta şiirle başlayan Orhan Esena aynı zamanda Diyarbakırlıdır ve çocuk hastalıkları doktorudur. Tiyatro yazarı olarak tanınmıştır. Gılgamış Destanı veya Gılgameş Destanı'ndan esinlenerek yazdığı Tanrılar ve İnsanlar oyunuyla ünlenmiştir. En çok sorulan eseri de zaten Tanrılar ve İnsanlardır. Tarihten aldığı olayları topluma mal olmuş kişileri konu edinmiştir. Tohum ve Toprak, Hürrem Sultan, Tanrılar ve İnsanlar, Fadik Kız, Atçalı Kel Mehmet, Karacaoğlan ve Ölükent'in Nabzı
en önemli tiyatro eserleridir. Bunlardan özellikle altını çizmenizi istediğim eserleri Tanrılar ve İnsanlar, Tohum ve Toprak, Hürrem Sultan, Fadik Kız ve Atçalı Kelmemet'tir. Hocam iki tane bilmemiz iyi olur, iki tane olursa iyi olur derseniz Tanrılar ve İnsanlar ve Hürrem Sultan'ı önerir. Yani bu iki eseri kesinlikle bilmeniz lazım. Turan Oflazoğlu, büyük bir çevirmen olan, büyük bir yazar olan, tiyatro yazarı olan Turan Oflazoğlu oyunlarının konusunu daha çok köylerden ve tarihten almıştır. Sosyal olaylardan ve tarihten konularını almıştır. Dördüncü Murat, Deli İbrahim, Genç Osman, Kösem Sultan ve Bizans Düştü Turan Oflazoğlu'nun en önemli eserleridir. Tekrar ediyorum, Turan Oflazoğlu önemli bir tiyatro yazarı, aynı zamanda büyük bir çevirmendir. Oyunların konularını köyden, sosyal ilişkilerden ve özellikle tarihten almıştır. Dördüncü Murat, Deli İbrahim, Genç Osman, Kösem Sultan ve Bizans Düştü Turan Oflazoğlu'nun en önemli eserleridir. Hocam öne çıkan eser 4. Murat, Deli İbrahim ve Kösem Sultan. 4. Murat'la Deli İbrahim'i kesinlikle bilin. Çünkü en çok sorulan eserleri bunlardır. Recep Bilginer. Şiirleri de olmasına karşın tiyatrocu olarak tanınır Recep Bilginer. Oyunlarında toplumsal konuları işler. Tiyatroları İsyancılar, Sarı Naciye, Yunus Emre, Parkta Bir Sonbahar Günüdür ve Mevlana. Bu oyunların içinde arkadaşlar Sarı Naciye, Parkta Bir Sonbahar Günüydü ve Mevlana en çok sorulan eserleridir. Özellikle Recep Bilginer'in adı ile özdeşleşen eser Sarı Naciye'dir. Sarı Naciye'yi kesinlikle bilmeniz gerekir. Nail Sırrı Örük. Hikaye, roman ve oyun yazarıdır. Çevirmenlik de yapmıştır. Abdülhamit Düşerken, Sultan Abdülhamit Düşerken adlı romanı oldukça ünlüdür. Ayrıca bunun sinemaya da aktarıldığını söylememiz lazım. Tiyatroları Sönmeyen Ateş, Muharrir ve Alın Yazısı'dır. Sönmeyen Ateş, Muharrir ve Alın Yazısı. Abdülhamit Düşerken adlı eserin bir roman olduğunu unutmayın. Siz onu Gazoz Ağacı isimli hikayesiyle biliyorsunuz. Şair, hikaye ve oyun yazarıdır. Öykü ve tiyatrolarında ruh tahlillerine ve biçim kaygısına önem verir. Dersine Dönen Şemsiye, Kahvede Şenlik Var, Kral Üşümesi ve Bay Hiç Sabahattin Kudret Aksal'ın en önemli tiyatro eserleridir. Hocam bunlardan en çok bilmemizi istediğiniz eser hangisi derseniz Bay Hiç, Kral Üşümesi ve Kahvede Şenlik Var. Bu üç eserin de bilinmesi iyi olur. Ama özellikle Bay Hiç'i çokça soruyorlar ve Kral Üşümesi'ni bolca soruyorlar. Bay Hiç'in altını ısrarla çiz. Güngör Dilmen. Edebiyatımızda absürt yani saçma tiyatronun önemli temsilcisidir. Konularını daha çok tarih ve mitolojiden alan Güngör Dilmen oyunlarındaki teknikle dikkatleri üzerine çekmiştir. Oyunlarında çağın eleştirisini yapar. Edebiyatımızın en önemli absürt tiyatro örneği sayılan Canlı Maymun Lokantası onun eseridir. Ayrıca Midas üçlemesi de meşhurdur. Midas'ın kulakları, Midas'ın altınları ve Midas'ın kör düğümü oyunlarıyla bir Midas üçlemesi yaratmıştır. Midas üçlemesinde ana kaynak mitolojidir. Tiyatro eserleri, Canlı Maymun Lokantası bunu kesinlikle bilin. Midas'ın kulakları, Midas'ın altınları ve Midas'ın kör düğümü, özellikle bu Midas üçlemesinden haberdar olun. Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını, Troy içinde vurdular beni, Galile'nin günahları ve Osmanlı Dram Kumpanyası yine sorulma ihtimali olan eserleridir. Tekrar edelim, Canlı Maymun Lokantası, Midas'ın kulakları, Midas'ın altınları, Midas'ın kör düğümü, aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını, Troy içinde vurdular beni, Galile'nin günahları ve Osmanlı Dram Kumpanyası. Hocam bir sürü eser saydınız.
Bunlardan hangilerini bilelim? Canlı Maymun Lokantası'nı kesinlikle bilin ve Midas'ın altınlarını kesinlikle bilin. Yani Midas üçlemesi ve Canlı Maymun Lokantası'nı kesinlikle bilin. Büyük bir şair ve yazar olan Necati Cumalı, Cumhuriyet döneminde şiir, hikaye, roman, tiyatro türlerinde pek çok eser vermiştir. Ege bölgesinin kırsal kesim insanının yaşantısını daha çok ele almıştır. Tütün onun için önemli bir anahtar kelime. Tütün zamanı ki aynı zamanda 1971'de Zeliş adıyla da yayınlandı. Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün bu ürünlerin en başarılıları arasında yer alır. Bunlar daha çok roman olarak karşımıza çıkıyor. Sinemaya da uyarlanmış olan Susuz Yaz adlı eseri hem tiyatro hem hikaye biçiminde kaleme alınmıştır. Susuz Yaz'ın aynı zamanda sinema alanında ödül aldığını da söyleyelim. Oyunları Nalınlar, Vur Emri, Boş Beşik ve Ezik Otlar. Özellikle Nalınlar ve Boş Beşik, ki Boş Beşik de aynı zamanda sinemaya aktarıldı. Fatma Girik oynamıştı başrolünü. Bu iki eser oldukça önemlidir Necati Cumalı'nın tiyatro eseri olarak. Nalınlar, Boş Beşik. Ahmet Kutsi Tecer. Tecer büyük bir şairdir aslında. Neredesin şiiri pek meşhurdur. Ahmet Kutsi Tecer az sayıda seçkin şiir yazmıştır. Ayrıca tiyatroyla da uğraşmıştır. Ahmet Kutsi Tecer'i biliyorsunuz aynı zamanda bizler büyük aşık Veysel'i halka tanıtan kişi olarak da sizlere anlattık. Aşık Veysel'i tanıyan, Aşık Veysel'i yazdığı makalelerle halka tanıtan kişidir Ahmet Kutsi Tecer. Koç Yiğit ve Köroğlu Ahmet Kutsi Tecer'in önemli tiyatrolarıdır. Adalet Ağoğlu, büyük romancı Adalet Ağoğlu'nun Çatıdaki Çatlak eseri, Başar Sabuncu'nun Şerifiye, Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden ve Ayarsızlar, Nezihe Meriç'in Sular Aydınlanıyordu, Selahattin Batu'nun Oğuz Ata, Vedat Nedim Tör'ün Sanatkar Aşkı Hep ve Hiç önemlidir. Bunlardan Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden adlı eseri aynı zamanda sinemaya aktarıldı ve başrolünü Kemal Sunal aldı. Biliyorsunuz bu eser Deli Deli Küpeli adıyla Kemal Sunal'ın ölümsüz filmlerinden birine dönüşmüştür. Tiyatroda kullanılan temel bazı terimleri verelim şimdi de. Adaptasyon, İngilizlerin adaptation dedikleri kelime. Adapte etme, yani uyarlama. Herhangi bir kültür içinde yaratılmış bir tiyatro eserinin kişilerinin, konusunun, mekanlarının ve o tiyatro oyunu içindeki nesnelerin veya belli isimlerin Türk kültürüne uyarlanarak oluşturulması demektir adaptasyon. Veya herhangi bir kültürde ortaya çıkan bir eserin başka bir kültüre uyarlanması. Tam karşılığı uyarlama, edebi uyarlama. Aksesuar, tiyatro sahnesinde kullanılan bütün eşyalara genel itibariyle aksesuar diyoruz. Aktör, bildiğiniz gibi sinemadan aşinasınız bu kavrama. Aktör erkek oyuncu demektir. Erkek tiyatro sanatçısına aktör, kadın tiyatro sanatçılarına ise aktris denmektedir. Sinemadaki gibi. Antik tiyatro, eski Yunan ve Latin tiyatrosu için kullandığımız bir tabirdir. Birazdan dünya tiyatrosuna ve batı tiyatrosuna bahsederken antik tiyatro dönemindeki tragedyalardan, komedyalardan da bahsedeceğiz. Darül Bedai. Bu kavramı mutlaka bilin. Darül Bedai İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun eski ismidir. Ve Darül Bedai 1914'te kurulmuştur. Tekrar ediyorum. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun eski adı Darül Bedai'dir. Dekor, tiyatroda sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın toplu adıdır. Üç tip dekordan bahsedilebilir. Gerçekçi dekor dediğimiz realist dekor, şairane dekor ve stilize dekor. Realist dekor, şairane dekor ve stilize dekor. Diyalog, oyundaki iki veya daha çok kişi arasındaki muhaveredir. Yani karşılıklı konuşmadır. Dramatize etmek. Bir olayı, duyguyu, düşünceyi canlandırarak anlatmak. Bir vakayı olduğundan daha acıklı bir şekilde ortaya koymak demektir. Dramatizasyon dediğimiz şey.
entrik unsur ya da entrika. Roman hikaye ve tiyatro türlerinde olayların okuyucuda ya da seyircide merak uyandıracak şekilde birbirine dolanması ya da iç içe geçmesi halidir. Epizod, bir hikayede asıl olaya karışan ikinci derecede önemli olay olarak tarif edilebilir. Fars. Fars, komedinin aslında kaba olanıdır. Sanat yönü az, kaba bir komedi türü olarak da ifade edilebilir. Çok eskiden tiyatrolarda perde arası gösterisiydi. Sonra bağımsız bir komedi türü olarak da ortaya çıktı. Özetle fars, kaba komedi demektir. Fasıl. Fasıl kelime anlamı itibariyle bölüm demektir. Tiyatroda perdenin karşılığı olarak kullanmıştır. Hani biz ne diyorduk? Perde tiyatroda bölümlerden her biridir. O halde bölümlerden her birine fasıl denir. Karagöz oyununda ve orta oyununda da fasıl bölümünden bahsetmiştik. Feeri. Masalların tiyatro sahnesinde canlandırılmasıdır. Cinlerin, perilerin de rol aldığı bir tiyatro türüdür. Figüran, genellikle tiyatro ve sinemada konuşması olmayan veya konuşması çok az olan kişiler için kullanılan bir tabirdir. Yani figüran, bir anlamda tırnak içinde önemsiz roller için kullanılan bir tabir. Jest, tiyatro sahnesinde sanatçıların el kol hareketlerinin tümüne verilen isimdir. Kabare tiyatro. Daha çok güncel konuların iğneleyici, taşlayıcı biçimde ele alındığı bir türdür. Skeçler bu kabare tiyatrosunun bir türü olarak düşünülebilir. Monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro olarak da kabare tiyatrosunu değerlendirmek mümkündür. Kabaca bahsedecek olursak ya da özetleyecek olursak, kabare tiyatrosu güncel konuların iğneleyici, ironik bir şekilde ele alındığı skeçlerin ortak adıdır. Kanto. Tanzimat döneminde Türk sinemasında azınlık aktrislerince başlatılan oyunlu ve neşeli şarkılardır. Tekrar ediyorum. Kanto, Tanzimat döneminde Türk sahnelerinde karşımıza çıkan azınlık aktrislerince başlatılan oyunlu neşeli şarkılardır. Bunlar da özellikle Ermeni kadın sanatçıların oldukça önemli olduğunu söylemek lazım. Koro. Eski Yunan tiyatrosunda bir grup erkek ve kadından kurulu şarkıcılar topluluğudur. Kostüm, tiyatroda sanatçıların giydiği oyuna uygun kıyafetlerin tümüdür. Kulis, tiyatroda sahnenin arkasında bulunan kısım ya da sahne arkası diye tabir ettiğimiz kısımdır. Bu kısımda oyuncular rollerine hazırlanır, kıyafetlerini değiştirirler. Mimik, bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız ve yüz hareketleriyle anlatılması demektir. Jest, el kol hareketlerinin toplamı, mimik ise yüz hareketlerinin toplamıdır. Mizansen nedir? Bir tiyatro eserinin sahneye konması veya sahneye göre düzenlenip uygulanmasına mizansen adını veriyoruz. Kısaca mizansen bir tiyatro eserinin sahneye konmasıdır. Monolog, tek kişinin konuşması. Pandomim, bu kavramı mutlaka bilin. Buna pandomima diyen kaynaklar da var. Sessiz sinemanın bir tür tiyatroya yansıması diyebiliriz aslında. Pandomima sessiz tiyatrodur. Sadece hareketler vardır, konuşma yoktur. Jestler ve mimikler ile bir olay anlatılmaya çalışılır. Perde. Tiyatro eserlerinde bir perdenin açılmasından kapanmasına kadar geçen bölüm. Yani oyunda bölümlerden her biri. Piyes, tiyatro eseri için kullanılan bir tabirdir. Reji, sahneye koyma ve yönetme işidir. Rejisör, bu işi yapan kişi. Replik, bir oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son sözdür. Oyunda karşısındakinin sözüne karşılık olarak cevaben verdiği söz de replik olarak geçer. Yani replik, oyuncuların birbirlerine karşı söyledikleri sözlerdir. Repertuvar, opera, operet ve tiyatro topluluklarının bir oyun mevsiminde gösterecekleri eserlerin listesidir. Yani tiyatro eseri listesi de diyebiliriz buna. Rol,
Opera, operet ve tiyatro gibi benzeri sahne sanatlarında oyuncuların eser kişilerini sahnede canlandırmaları. Revü, bu kelimeyi mutlaka bilin. Tiyatroda eserden önce gösterilen müzikli ve danslı oyun. Bir anlamda revü sizi oyuna hazırlar ama aslında oyuncuların sahneye çıkmadan önce son hazırlıklarını yaparken seyircinin sıkılmaması için seyirciye sunulan bir tür eğlencedir diyebiliriz revü için. Sahne tiyatro sahnesi olarak düşünülür ya da buradaki sahne en azından tiyatro sahnesi olarak düşünülmelidir. Senaryo tiyatroda yazılı metin için kullanılan bir tabirdir. Sinema olunca buna senaryo deniyor. Tiyatroda ise buna piyes diyebiliriz daha çok. Sinemada filmin konusunun yazılı şekli olarak da bilinmeli senaryo. Suflör tiyatroda kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan kişiye suflör denir. Bu işe ise sufle adı verilir. Tekrar ediyorum, bir oyuncu sahnede rolünü unuttuğunda kuliste perde arkasından ona sözlerini hatırlatan, repliğini hatırlatan kişiye suflör denir. Bu işe ise sufle vermek denir. Temaşa eskiden tiyatro yerine kullanılan bir sözcüktü. Temsil bir tiyatro eserinin oynanması demektir. Tirat sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözlerdir. Trajik, korku, sıkıntı, heyecan veren, korkunç, kötü, sonu ölümle neticelenen şey demektir. Trajikomik hem acı hem gülünç olayların anlatıldığı tiyatrodur. Tuluat, metin dışı, o an akla geldiği hareket etmek, söz söylemek ve doğaçlama mantığıyla karşımıza çıkar. Yani tuluatı bir tür doğaçlama gibi düşünebiliriz. Geldik dünya edebiyatına, tiyatroya. Dünya edebiyatında tiyatroyu biz modern tiyatro türleri başlığı altında ele alalım. Trajedi, komedi, dram ve melodram yani müzikli tiyatro olarak bunu çeşitli başlıklar altında anlatabiliriz. Tragedya veya trajedi. Seyircide korku, acıma hisleri uyandırarak onu kötü duygularından arındırmayı amaçlayan tiyatro türüne tragedya denir. Antik Yunan'da ortaya çıkan trajediler bağ bozumu şenlikleri sırasında özellikle insanları eğlendirmeye yöneliktir. Trajedinin başlıca özellikleri şöyle özetlenebilir. Trajediler konularını seçkin kimselerin hayatından alır ve mitolojiden yani tanrıların ve tanrıçaların hayatından alır. O halde trajedide seçkinler vardır. Krallar, kraliçeler, prensler, prensesler, tanrılar, tanrıçalar esas karakterlerdir. Tabii ki tanrılardan bahsettiğimiz zaman veya tanrıçalardan bahsettiğimiz zaman mitoloji hemen devreye girer. Kahramanları tanrılar ya da soylu kimseler diye aklınızda tutun. Sıradan insanlara trajedilerde de pek yer verilmez. İşlenmiş kusursuz bir üslubu, sanatkarane bir üslubu vardır. Kaba sayılan argo ve müstehcen kelimelere asla yer verilmez. Çirkin olaylar, cinayet, kavga, yaralama, öldürme vesaire gibi olaylar asla sahnede seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez. Bunlar eğer gerçekleşirse haberciler tarafından sahneye aktarılır. Yani haberi gelir sahneye. Üç birlik kuralı dediğimiz yer, zaman ve olay kuralı trajedilerde uygulanır. Bu ünlü bir yasadır. En ünlü trajedi yazarları Antik Yunan'da Aşilyus, Öripides ve Sofokles'tir. Bu üçlüyü mutlaka bilin. Antik Yunan'da en büyük tragedya yazarları veya şairleri Aiskilos ki Aşilyus diyoruz, Euripides yani Öripides ve Sofokles veya Sofokles. Aiskilos, Öripides, Sofokles. Aiskilos, Öripides, Sofokles. Üç muhteşem tragedya şairi. Klasik Fransız edebiyatında ise 17. yüzyılda Corneille ve Racine'in bu anlamda trajedi anlamında öne çıktığını söylememiz lazım. Komedi, trajediye bir tür tepki olarak doğmuştur. Yine Antik Yunan'da karşımıza çıkar. Ne vardı?
Şöyle bir hatırlayalım. Tragedya'da ne vardı? Tragedya'da acıklı olaylar vardı, entrikalar vardı, tanrılar tanrıçalar vardı, işlenmiş bir üslup vardı, sanatkarane güzel bir dil vardı, sıradan insanlar yoktu falan filan. Peki komedi diyor ki ya arkadaş diyor bu çok da gerçekçi değil. Çünkü hayatta sadece tanrılar yok, tanrıçalar yok. Hayatta bir de sıradan insanlar var. Hayatta sadece saray entrikaları yok, bir de normal insanların yaşantıları var. Hayatta sadece acı ve gözyaşı yok. Çünkü tragedyada acı ve gözyaşı vardı ve bununla insan ruhunu arındırmaya çalışıyorlardı. Ama komedi dediğimiz bir şey de var. Yani kahkaha dediğimiz bir şey de var. Dolayısıyla komedi tragediye bir tür tepki olarak doğmuştur diyebiliriz. İnsanları güldürerek eğitmeyi amaçlayan tiyatro türü de diyebiliriz komedi için. Her günün şeyin altında ders alınacak acı bir gerçeğin olduğuna inanılır komedide. Komedinin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir. Komedi konusunu günlük hayattan ve sosyal olaylardan seçer. Hatırlayın, tragedya konusunu tarihten ve mitolojiden alıyordu. Kahramanları sıradan insanlardır komedilerin. Tragedyanın sıradan değildi. Onlar soyluydu, tanrıydı, tanrıçaydı, kraldı, kraliçeydi. Oysa komedilerde sıradan insanların hayatı vardır. Eğitim görmemiş ya da sonradan görmek kişiler üzerinden komedi yürür. Üslupta kusursuzluk aranmaz. Kusursuzluk nerede aranıyordu üslupta? Tragedyalarda. Komedilerde ise kaba sayılan, hatta küfürlü, argo, müstehcen pek çok söze yer verilebilir. Bir sakınca yoktur. Çirkin, kaba olaylar seyircinin gözü önünde gerçekleşebilir. Bunun önünde de bir engel yoktur. Oysa tragedyada kaba olaylar asla sahnede gösterilmezdi. Fakat komedide gösterilebilir. Üç birlik kuralına uyar, bunun altını çizin. Üç birlik kuralı hem tragedyalarda var hem komedilerde var. Yer, zaman ve olay dediğimiz kural. Komediler, farz, vaudeville komedi, sentimental komedi gibi türlere ayrılabilir. Farz daha önce terminolojik olarak bahsettik, kaba tiyatro demekti. Vaudeville bir tür şarkılı veya müzikli komedi olarak kabul edilir. Sentimental ise hissiyatçı komedi ya da daha çok hislere vurgu yapan komedi, bir tür romantik komedi gibi düşünebilirsiniz bunu. Komedi, karakter komedyası, töre komedyası, entrika komedyası gibi çeşitlere de ayrılabilir. Karakter komedisi insan kişiliğinin gülünç yanlarını konu alır. Molière'in Cimri'yi, Shakespeare'in Venedik Taciri adlı eserleri bir tür karakter komedyasıdır. Töre komedisi toplumun gülünç ve aksayan yönlerini gösteren komedidir. Molière'in Kibarlık Budalası, Gogol'un Müfettiş adlı eserleri aslında birer töre komedyasıdır. Entrik komedi veya entrika komedisi seyirciyi güldürme amacı olmadan yazılan komedi türüdür. Molière'in Zoraki Tabibi, Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası adlı eserleri aslında birer entrika komedisidir. Entrika komedisinin diğer adı ise vaudeville'dir. Komedi türü 17. yüzyıldan sonra düz yazıyla da yazılmaya başlanmıştır. O zaman şunu söyleyelim, tragedyalar ve komedyalar daha çok şiirsel metinlerdir. 17. yüzyılda komedilerin düz yazı şeklinde yazıldığını ifade etmiş olalım. Klasik komedinin önemli yazarları kimlerdir? Aristophanes, mutlaka bilin. Menandros ve Terentius, Plautus, Molière. Klasik komedinin önemli yazarları: Aristophanes, Menandros, Terentius, Plautus ve Molière'dir. Molière 17. yüzyıl Fransız edebiyatının dev komedi yazarıdır. Dram. Tragedya ile komedyayı harmanlayan bir türdür dram. Öyle ya, hayat ne sadece gözyaşıdır tragedyadaki gibi, hayat ne sadece kahkahadır komedideki gibi. Hayat kahkaha ile gözyaşının sentezidir. İşte dram, tragedya ile komedyayı harmanlayan bir tür olarak karşımıza çıkar. 19. yüzyılda trajedinin sıkı kurallarını yıkmak amacıyla meydana getirilen bir tiyatro türüdür. Dramın başlıca özellikleri şunlardır.
konusunu günlük hayattan ya da tarihten veya mitolojiden alabilir. Dikkat edin. Hem tarih ve mitoloji var, tragedyaların özelliği, hem günlük hayat var, komedinin özelliği. Hem acıklı hem komik olaylar aynı oyunda iç içe bulunur. Acıklı olmak tragedyanın, komik olmak komedinin özelliğiydi. Dramdan bahsediyorsam o zaman hem acıklı olay hem komik olay iç içe olacak. Kahramanlar soylulardan da sıradan insanlardan da seçilebilir. Ne demiştik? Tragedyalarda soylular vardı, komedide sıradan insanlar vardı. Ben dram yazıyorsam o zaman içinde hem soylu olacak hem sıradan insan olacak. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Lütfen dikkat. Tragedyalarda üç birlik kuralı vardı. Komedilerde de üç birlik kuralı vardı. Yer, olay, zaman kuralı. Ancak dramlarda üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Bu soru olarak karşınıza çıkabilir. Her tür olay seyircinin karşısında gerçekleşebilir. Hatırlayın, tragedyalarda asla sahnede kaba, kötü, çirkin olaylar gösterilmiyordu. Komedide gösterilebiliyordu. Dram bir sentez olduğuna göre dramda her türlü olay seyirciliğe gösterilebilir. Dramlar şiir ve düz yazı karışık halde bulunur. Dramların yine en önemli özelliklerinden biridir. Dramlar şiir ve düz yazıdır. Komediler veya tragedyalar daha çok şiir olarak karşımıza çıkıyordu. Dramlar ise şiir veya düz yazı olarak karşımıza çıkabilir. İngiliz yazar ve şair Shakespeare dramın ilk ürünlerini vermiştir. Ancak bu türün özelliklerini Victor Hugo belirlemiştir. Romantizmin efsanevi şair ve yazarı, romantik edebiyatın kurucusu Victor Hugo, dram türünün gerçek kurucusu kabul edilir. Goethe önemli bir dram yazarıdır. Bu da Şehitler diye çıkmış arkadaşlar. Onu düzeltelim. Bu Şiller olacak. Evet. Alman edebiyatının büyük şairi Şiller. Schiller ve yine Alman edebiyatının büyük şairi Goethe dramın önemli ustaları olarak kabul edilir. Müzikli tiyatro veya melodram dediğimiz şey. Türleri şunlardır. Opera, sözlerinin tümü ya da çoğu, koro, solo ve düet biçiminde şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseridir. Siz aklınıza sadece şunu tutun yeter. Müzikli tiyatro eserleri için kullanılan bir tabir veya tabirlerden biridir opera. Oyunculara orkestra eşlik eder. Operet, eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar da bulunan müzikli tiyatrodur. Daha çok halk için yazılmış operalar olarak bilinir operetler. Operanın bir tür mini versiyonu gibi de düşünülebilir operetler. Opera komik. Operetin yüksek sınıf için yazılmış besteli biçimidir. Operetin yüksek sınıf için yazılmış besteli biçimine denir. Vodvil hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, içinde şarkılara da yer verilen hafif komedidir. Bu nedenle vodvil bir komedi türü olarak da gösterilebilir. Bale konusu türlü dans ve davranışlarla anlatılan müzikli sözsüz tiyatro türüdür. Yani burada esas olan bir tiyatro konusunun vücut hareketleriyle bir tür özel danslarla sahnede sergilenmesidir. Bazı eserler ve sanatçıları. Antik Yunan veya eski Yunan edebiyatında Aeschylus en önemli eseri Zincire Vurulmuş Prometheus'tur. Zincire Vurulmuş Prometheus kaynaklarda karşınıza çokça çıkar. Aeschylus'a ait olduğunu lütfen unutmayın. Sofokles'in en önemli eseri Kral Oidipus'tur. Kral Oidipus, Sigmund Freud'un Ödips kompleksi, Oidipus kompleksi dediği kompleks Sofokles'in bu eserinden ilhamla bulunmuş bir tabirdir. İngiliz edebiyatında Shakespeare, Romeo ve Juliet adlı eseri bir klasiktir, bir başyapıttır. George Bernard Shaw'un Kırgınlar Evi,
Samuel Beckett'in Mutlu Günleri önemlidir. Fransız edebiyatında Racine'in Andromaque isimli eseri, Corneille'in eserleri, La Cite önemlidir. Tekrar edelim. Fransız edebiyatında Racine'in Andromaque'ı, Corneille'in La Cite önemlidir. Molière pek çok eseriyle bilinir. Ahmet Vefik Paşa kendisinden 16'ya yakın çeviri ve adaptasyon yapmıştı. Cimri adlı eserini lütfen unutmayınız. Victor Hugo'nun da Hernani isimli eseri bir başyapıttır. Alman edebiyatında Schiller, Wilhelm Tell adlı eseriyle meşhur. Goethe, 60 yılda yazdığını söylediği Faust adlı eseriyle muhteşem bir başyapıta imza atmıştır. Bertolt Brecht, ki biz onu halkçı tiyatronun dünya edebiyatındaki kurucusu olarak kabul ediyoruz. Evet diyen, hayır diyen adlı eseri meşhur. Norveç edebiyatında, yani İskandinav edebiyatları içinde Norveç edebiyatında Henrik Ibsen'in Bir Bebek Evi ve Yaban Ördeği. Rus edebiyatında Gogol'un Müfettiş adlı tiyatro eseri ve Anton Çehov'un Üç Kız Kardeş ve Vanya Dayı gibi eserleri önemlidir. Sevgili arkadaşlar, tiyatronun sonuna geldik. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bu videodaki notları daha sonra size belirtilecek olan kırtasiyeden edinmeye çalışın. Dediğim gibi notlar olmaksızın sadece dinleme yolu ile bir iyi öğrenmenin gerçekleşmesi çok zordur. Muhakkak surette edebiyatı günlük, 3 günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık tekrar periyotlarıyla bir şekilde hafızanıza aktarabilirsiniz. Edebiyatta ders kitabını baştan sona kadar okumak kesinlikle doğru bir yöntem değildir. Konu konu çalışmak, aralıklı tekrar yöntemiyle çalışmak en iyi yöntemdir. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşünceye dek esen kalın.